siyaseti bir düşman diliyle yapıyor. Evet. Toplumu, o zaman şöyle, bugün Cumhur İttifakı %36, Sayın İbrahim, Sayın Uslu %36, 40 olsun, 60'ı düşman mı? Böyle bir toplumda güven oluşur mu? Böyle bir atmosferde ortak akıl çıkar mı? Türkiye böyle zamanları yaşamadı. Türkiye sert siyasi tartışmaları yaşadı. 28 Şubat'ı yaşadı. Türkiye 28 Şubat sürecinde AK Parti kurulurken Tayyip Erdoğan'a bunun fevkalade ötesinde özgürlükler olan bir ülke bırak teslim etti. Tayyip Erdoğan 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken kurduğu gün 4 kanaldan canlı yayına katıldı. Şimdi bu dil, bu üslup sadece kendi seçmenini konsolide etmek. İşte Sayın Uslu'nun dediği zamanı kazan, kendi seçmenini konsolide etmek. Bunun çok kısa bir süre içerisinde iktidar mensuplarının diline, cesaretin ötesinde bir faydası yok. Biz şunu söylüyoruz. Bunu bütçe konuşmasında da ben parti adına bütçe konuşması yapan sözcülerden biriydim. Bunu söyledim. Gelin bakın, bu bütçe daha yapılmış, uygulanmamış bütçe. Düşünebiliyor musun? Türkiye'de ilk defa bütçe daha uygulamaya girmeden ek bütçe yapma zarureti oldu. Evet. Ve dün meclise ek bütçe teklifi geldi. Cumhurbaşkanı'na ek bütçe yetkisi verdiler. Bütçe yapmak milletin hakkıdır. Yani daha bütçe uygulamaya konmadan çöpe gittiğini görüyoruz. Şimdi böyle bir ülkede dedik ki gelin arkadaşlar. Bakın Millet İttifakı orada. Cumhuriyet Halk Partisi orada. Biz de buradayız. Siz de buradayız. Gelin ortak bir çıkış planı yapalım. İçine seçim de koyalım, bir çıkış planı yapalım. Konuşma bu, cevap. Mandacı iktisatçılar. Peki. Hocam. O zaman Serkan Bey'e evet. De dönelim. Şimdi benim çok tabii bir yandan merak ettiğim. Hani İbrahim Hocam çünkü... da bir şey eklemek isterse lütfen hocam girin araya, olur mu? Şimdi biz yakalamışken uzmanları böyle sömürmeye çalışıyoruz. Ne olur uzak kalmayın. Şimdi ben belki de hani bizim CHP'li dostlarımızın çok da memnun olmayacağı bir düşüncem var. Evet. O da Türkiye'nin normalleşmesi konusunda. Ben 2015 seçimlerine ve o istikşafi görüşmeleri son bir umut olarak görenlerdenim. Yani o dönemde o koalisyon bir şekilde kurulabilseydi, CHP, AKP, Türkiye'nin bu iki sivri kutbu birbiriyle belki daha anlaşabilir, sürer sürmez ayrı. Ama bir çıkış olabilirdi. Ama siz de biliyorsunuz orada bir olağanüstü durumlar oluştu ve Sayın Davutoğlu'nun başbakanlıktan hani alınmasına kadar giden süreçte o dönem ezildi, geçildi. Aslında o istikşafi görüşmelerin belki başkaca etkenler de vardır. Şimdi de yeniden bir araya geldiğinizi biliyorum. Ekonomi üzerine partiler yeniden görüşüyor. Ama hani böyle aniden bir şey açıklanıyor, bütün siyasetin dinamiği değişiyor, bir sabah oyun yeniden kuruluyor. Siz o günlerden kalan deneyimle de bundan sonraki süreç için ne önerirsiniz? Yani daha dinamik kararlar almak adına ve hani AK Parti'nin kendi içinden bile AK Parti'ye ümidi kesmiş uzun zamandır yani bir grup vardı. Neredeyse hani AK Parti artık bu işi götüremeyecek diyen ve belki şu olayla böyle sanki biraz o şey değişmiş gibi oldu. İşte İbrahim Bey'in söylediğini söyleyelim, zaman kazanılmış gibi oldu. Siz bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz bu bağlamda? Evet. Müsaade eder misiniz? Bu sorudan önce birkaç şeyin hususun altını çizmek istiyorum vaktimiz varsa. Şimdi hocam az önce bir rakamsal örnek verdi. Yani dedi ki Eylül ayının başında bugün bize önerilen bu kur korumalı vadeli mevduat, bu konuştuğumuz hükümetin yeni programı önerilmiş olsaydı bugün kurun geldiği yerde sadece kamunun, hazinenin üstüne yüklenecek ekstra yük 860 milyar. Siz az önce birkaç tane rakam okudunuz Sayın Kesici'nin bütçe konuşmasından. Türkiye'de 500 bin çiftçi kayıtlı, tarımda 5 milyon insan var. Biz bu insanların tamamına ne okudunuz? 26 milyar lira veriyoruz. Evet. Eğitime 180 milyar lira veriyoruz. Şimdi biz bakın karşı karşıya kalalım. Hiç kimse ne Sayın Erdoğan'a karşı bir düşmanlık yapıyor, ne AK Parti'ye ne MHP'ye. Bilimin, aklın, metodolojinin, matematiğin söylediği şeyi yapıyoruz. Eğer siz iki sayıyı, aynı sayıyı çarptığınızda farklı bir sonuç çıkıyorsa gelin konuşalım. Tamam. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz durum veya risk böyle bir risk. Bize önerilen opsiyon böyle bir opsiyon. Bunu anlatmaya gayret ediyoruz. Az önce ilk bölümde bir örnek verdim.
hükümet dış güçler bize saldırıyorlar falan filan, bütün politikasını, siyasetini bunun üzerine kurgulamadım. Bir de NAS üzerine kurdu tabii. Evet, ama hani bu konuyla ilişkili olduğu için bunu bir söyledim. Bir düşman yaratıp o düşman. Aynen üzerine. Öyle. Bir düşman yaratma. Bize saldırıyorlar ey vatandaş. Ekmek yiyin, karnınız doysun. Sütü aramayın, eti aramayın. Bunu demediler mi? Birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberlik. Porsiyonları küçültün. Porsiyonları küçültün. Hep böyle değil mi? İşte 2 kilo değil de 1 kilo. Çok basit bir soru soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Türkiye'nin bir kamu bankası ile ilgili bir mahkeme süreci devam ediyor. Bize düşmanlık yapıp, öyle demiyorlar mı? Bize düşmanlık yapıp bu işten dolayı Türkiye'ye bugün düşündüğümüzden farklı bir, inşallah olmaz ama, bir sonuç geldi. Karşı karşıya kaldık. Kur hocamın Eylül'de yaptığı hesaptaki kadar arttı yeniden buradan. Ya biz bu 860 milyar lirayı nereden ödeyeceğiz? Soru bu kadar basit. Evet, tabii. Nereden ödemeyi düşünüyorsunuz bunu? Vergi mi vereceğiz daha fazla? Borçlanacak mısınız? Para mı basacaksınız? Bunları yaptığınızda oluşacak olan enflasyon. İşte az önce söyledim. Ben bir hafta önce önümüzdeki yılla ilgili 30-35 enflasyon bekliyordum. Şu anda 50 bekliyorum bakın. 2022 ile. Bu Gelecek Partisi sözcüsü olarak, siyaset yapan biri olarak değil, matematikle hesabımdan çıkararak söylüyorum. Kurun geldiği yere bakıyorum. Enflasyon dinamiklerine bakıyorum. Risk primine bakıyorum ve bir tahminde bulunuyorum. Ha bunun 3 aşağısı olur, 3 yukarısı olur. Az önce hocam söyledi. Aralık ayında çift tanenin altına gelmesi söz konusu değil. Biz 2021'i bile %30 ile kapatacağız. Şimdi beni sen enflasyon liginde İran, Etiyopya, Surinam, Zambiya'nın ligine düşürmüşsün arkadaşım. Ve şu anda diyorsun ki o ligde daha da yukarıya taşıyacağım seni. Ben diyorum ki senin bu aldığın risk 3 günde finansal istikrarı sağladık diyor ya. Aklı başında bir finansçı ya da iktisatçı ya da hazine bakanı ben 3 günde finansal istikrar sağladım demez. Şu anda hocam çok iyi bilir. Literatürde finansal istikrarın nasıl sayısallaştıracağı bile tartışma konusudur. 3 günde sağlanması diye bir şey var mıdır literatürde? Hayır, mesela? Finansal bakın çok bu konuda biraz çalışmış birisi olarak söylüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın finansal istikrarla ilgili departmanında bir müddet çalıştım. Benim tezim de Merkez Bankası uzmanlık tezim de finansal istikrar ve enflasyon hedeflemesi üzerineydi. Tam kişisi ya var. Ya şunu söylüyorum. Finansal istikrarı modelleyen adama Nobel verecekler. Ne anlatıyorsun? 3 günde sen neyi şey yaptın? Şimdi bu bir müsaade edin hocam. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi karşımızda sıfır düzeyinde, bakın Berat Albayrak'ı aratacak düzeyde iktisat ve finans bilgisi olan birisinin millete anlattığı hikaye var. Hani muhalefet ne yapmalı? Bir defa muhalefet şunu yapacak. Vatandaş bunlar size yalan söylüyorum anlatacak. Bunlar gerçek değili anlatacak. Birinci görevimizin bu olduğunu düşünüyorum.